Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Genellikle videolarım hep böyle sohbet muhabbet tarzında gittiği için böyle. Bir de yani videolarda herhangi bir oynama, bir kesme, kırpma falan yok. Doğaçlama giriyorum, doğaçlama çıkıyorum. Çok nadir bazen notlarımı falan tutuyorum. O da çok nadir yani. İşte olur da unutmamak için işte oraya bir not tarzında yazıyorum. Yoksa hep doğaçlama giriyorum. Bugün de biraz güncel konulara değineceğiz. Sağlık Bakanlığı alımlarına değineceğiz. Üniversite alımlarına değineceğiz. Yani biraz mantığımızı, fikirlerimizi sizinle paylaşacağım. Tabii ben yani mesela 2018'den beri bu işte Sağlık Bakanlığı'ndaki şeyleri takip ettiğim için böyle insan ister istemez konuya hakim oluyor böyle. Yani ben de hani böyle kafadan şey yapmaya gerek, kafadan falan bir durumum yok yani, böyle şey de değilim zaten. Ama mesela 2018'den beri takip ettiğimde ve yani şu anki hükümeti, yani 2018'den beri zaten aynı hükümet, aynı bakanlık olduğu için böyle 3 aşağı 5 yukarı yani bütün politikaları, attığı adımlar neredeyse aynı. Ondan dolayı yani bir şeyler söylemek zor olmaması gerek. Zaten ya, yani insan bir konunun içerisinde olduğunda böyle gerçekten bakıyorsun ki yani, çünkü artık yavaş her geçen gün işin ehli oluyor. Onun gibi, onun için ben de böyle bugün işte Sağlık Bakanı'nın alımlarına ve alımlar nasıl olur mesela, hani ikiye bölünür mü, ne zaman olur gibi yerlere değineceğim. Üniversite hastanelerine biraz değineceğim çünkü yani onlarda da bir atak var. Hele Eylül ayına girdiğimizden beri yani gerçekten üniversitelerde, ayrıca belediyelerde alıma çıkıyor. Onlara dedin çünkü seçim geliyor. Bunlar çok çok dikkat edilmesi gereken konular. Sohbetimizi, muhabbetimizi yaptıktan sonra girelim. Önce Sağlık Bakanı alımına bakalım. Şimdi Sağlık Bakanı geçenlerde yani ipuçları verdi, aslında sinyalleri verdi, attırdı da yani hem Nevşehir değil mi, oradaki toplantıda hem de Mardin'deki toplantısında yani ziyaretlerinde dile getirmişti. Yani bu demek oluyor ki ileriki zamanda, ileriki haftalarda netleşecek ve alım olacaktır. Alım yani ben Ekim ayında beklemiyorum, böyle Kasım ve Aralık ayında. En çok da böyle Kasım sonu Aralık gibi yani, eğer olursa alım olur yani. Artık her şey netleşir. Tercihler yani alımlara çıkabilir. Kasım sonu Aralık başı. Şimdi bir diğer husus aynı zamanda işte alım olduğunda biliyorsunuz ki işçilere de sürekli işçi dediğimiz şeylere de kontenjan veriliyor. Yani en son 85 bin alım açıklandığında bunun 30 bini işçiydi. İşte yine bir kontenjan verilirse bunların içerisinde muhakkak işçi de olacağını düşünüyorum. Yani olmazsa yani şu ana kadar hep böyle olmuştu. Yine olmasını bekliyorum böyle. İkinci bir başka bir husus bu, yani diyelim ki bir kontenjan verir. Şu an herhangi bir kontenjan bilgimiz yok tabii. Bir kontenjan verilir ve bu kontenjan ikiye de ayırabilirler. İşte bu birincisini Kasım sonu Aralık ayı içerisinde büyük ihtimalle alım yaparlar. Diğeri de böyle seçime yakın. Yani Şubat ayında aslında çok ideal. Zaten biliyorsunuz ki öğretmen atanması için de yani Şubat ayını gösterdiler böyle. Yani büyük ihtimalle hem öğretmenlikte hem de sağlıkta Şubat ayında ikinci bir yani bir kontenjan verir. Bunu ikiye bölürler. O ikincisini işte Şubat ayı Mart'a doğru alım yapabilirler diye düşünüyorum. Tahminlerim o yönde. Çünkü dedim ya 2018'den beri ben bu şeyi takip ediyorum ve genel 3 aşağı 5 yukarı hiç bizi yanılttığını, bizi şaşırttığını hiç rast gelmedim böyle. Ondan dolayı fikir sahibi olmak da şey var. Ama mesela bu dönem, bu hükümet döneminde yani Mehmet Şimşek, yani Sayın Maliye Bakanımız biraz yani beni tereddüt içerisine bıraktı da acaba bir değişiklik falan olur mu, ama yani böyle tabloyu geniş çerçevesine okuduğumuzda gerçekten aynı politikaya devam ediyoruz. Ondan dolayı yani 3 aşağı 5 yukarı aynı tabloda gideceğiz. Bir diğer husus üniversite hastaneleri. Üniversite hastaneleri de şu anda hani yeni bir canlanma dönemi geldi. Ben daha önce demiştim Temmuz, Ağustos biraz daha her şeyin durgun olduğu, belirsiz olduğu bir dönemdir. Eylül ile birlikte artık bu canlanıyor. Artık öğrenciler okula başlıyor. Bakın bu hafta diğer öğrencilerimiz de okula başladı. Birkaç hafta sonra da artık üniversitelerde
alımda şey yapacak, eğitim yapacak falan. Üniversite derken, üniversiteye değinirken aynı zamanda şunu diyeyim. Bugün itibariyle 12 ile 17 Eylül arasında YKS 2020 YKS ikinci diyorum YKS ek tercihler de başladı. Aklınızda bulunsun. Vermek isteyen veya işte etrafında olan kişilere ulaştırabilirsiniz. Üniversite hastaneleri evet alıma çıkacak ve çıkmaya devam edecektir her daim. Yani bu birkaç gün zaten böyle baktığımızda üniversitede gerçekten alıma çıkıyor. Hani ardı ardına ve çıkacaktır da. Bunun yanında fark ettiyseniz belediyeler de alıma çıkıyor. Çünkü yerel seçim geldiği için yani bu tür alımlar muhakkak böyle gündeme geliyor. Yani en azından bir kamuya gündeme düşmesi gerekir. Gerçekten baktığında böyle hani şeylerde belediyelerde personel alımlarına çıkıyor. Bunları görmek güzel, aslında güzel. İnşallah sayılar artar ama bakıyorsun evet işte üniversiteler olsun, belediyeler olsun şey yapılıyor ama herhangi bir o kadar çok kontenjan verilmiyor. Bu bir sorun aslında. Aslında bu sayıyı arttırmaları gerekir. İnşallah arttıracaklardır. Hani kafamı gitti şey yaptım. Bir tane mesaj gördüm de ondan dolayı şeylerim dağıldı böyle. Hani Sağlık Bakanı'ndaki şeyler mi yani? Ha, bir diğer hususa şuna değinmek istiyorum. Evet mesela bazı yorumlara bakıyorum, bazı haberlere bakıyorum. İşte diyor ki bilmem en çok da tipi sekreter için işte bu kadar alım oluyor. İşte 5.000'den, 10.000'den, 20.000'den yine bahsediliyor böyle. Hani çok uçuk rakamlar. Gerçekten çok uçuk rakamlar. Bakın ben tipi sekreterde tahminlerimi yani olası bir alımda bazı bölümlere verebilecek kontenjanlar yani aslında zirveyi paylaşacak şeyler şunlar olabilir. Hemşire, ebe, tipi sekreter, işte ATT'de bir saniye. Evde bakım, yaşlı bakım gibi bölümler başını çekecektir ama kalkıp da ben tipi sekreterlikten hele bu şeyden böyle verebileceği bak maksimum 5.000 tipi sekreter o hani vereceğini düşünmüyorum böyle. Yani 2.000 ile 5.000 arası diyebilirim ama 5.000'den fazla vereceğini düşünmüyorum. Yaşlı bakımla evde bakım yani bu zaten Sağlık Bakanı yeni görevine yani yeniden tabii seçildi de göreve geldiğinde yani tekrardan devraldığında öncelikli arasında bu işte hani yaşlı bakım yani yaşlı şeyleri ne diyor işte onların bir an önce yani bütün Türkiye'ye yaygınlaştırma konusunda yani bu demek oluyor ki yani gerçekten evde bakım şu anda hükümet evde bakım yani hizmetlerine yaşlı bakım hizmetlerine gerçeklerini bu tür şeylere çok yatırım yapıyor, çok değer veriyor. Bu doğrultuda yani olası bir atamada sağlık atamasına yani bu iki bölüme de iyi bir kontenjan vereceğini düşünüyorum. 500'e 500 vermişti diğerlerine 500 yani o civarında bir şey vermişti. Daha fazla arttıracağını düşünüyorum ama tipi sekreterlikte şu anda hani yani belki de 1.000'in aşağısına verirse hiç şaşırmam. ATT yine 1.000 küsürlerde falan olur. Diğer bölümler zaten 300-400 en fazla 500 falan verilir ama hemşire açığı çok çok var. Hemşireden fazlaca kontenjan verilebileceğini düşünüyorum ben. Ki her zaman öyle oluyor zaten. Diğer lisans bölümlere de yer verilir ama şimdi bir sekreterlikte evet 32 bin aldı. Güzel aldı. Yani şey yaptı ama kalkıp da tekrardan böyle bir şey yapılacağını düşünmek bana biraz saçma geliyor hani. Yani ben olanak vermiyorum. Ha ne olur mesela hani istikrarlı bir şekilde gider. Yani diyelim ki artık tipi sekreter için toptan tekrardan alıp tamamen kapatacağına artık yavaş yavaş alır. Yani istikrarlı diyelim ki bu dönemde 2000 aldı, bir diğer dönemde 1000 aldı, 500 aldı böyle bu şekilde gider. Ama birden diyelim ki hani toptan alma gibi bir düşüncem yok. Aynı zamanda üniversite hastanelerine baktığımızda üniversite hastanelerinde de gerçekten tipi sekreter fazla alıyor yani 17, 18, 20 yani en kötüsü bir iki tanesi alıyor zaten. Güzel kontenjanlar. Evde bakımla yaşlı bakım evet yıldızlarını parlattı. Ona dikkat etmemiz gerekir. Dikkat etmemiz gereken bölümlerden bir tanesidir. Yani çok patlayacak diye demiyorum ama çok birden bir şey yapacak diye demiyorum ama gerçekten yani istikrarını koruyacaktır ve korumaya devam edecektir.
Bu pandemiden sonra bu bölümler değer kazandı. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani ben de aynı zamanda şey yaptığım için biraz konuya hakim olmaya çalışıyorum. Buralardayım zaten, elimden geldiği kadar sizi bilgilendireceğim böyle. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah.